Asgari ücrete zam yapıldı abi. Ne düşünüyor vatandaş? Abi onları ben anlamıyor be. Yapıldı. Adım onu. Konuşuyoruz. Bunu araştırıyoruz. Peki. Yapıldı abi. Yapıldı. Onu soruyoruz. Sağ ol abi. Teşekkürler. Bunu soruyoruz. 5500 TL oldu. Hiç konuşmayalım. Ücrete zam yapıldı abi. 5500 TL olur. Ne düşünüyor vatandaş? Sağ ol. Boş ver. Yeter mi abi? Yeter. Teşekkürler. Nerede girer kardeş? Korkudan konuşamıyoruz. Niye abi? Herkes böyle diyor. Boş geç. Ben konuşmayayım ha. Niye abi? Yok, ben buralı değilim. Yurt dışında mı yaşıyorsun? Yurt dışında. Asgari ücret 5500 lira yapıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. İyi olmuş o. Gayet güzel. İyi oldu diyorsun. Ben bu devleti seviyorum. Bu devlet olmasa öbürleri bizi mahveder. Ne olurdu olmasaydı abi? Abi ben bu devleti seviyorum abi. Devlet Allah razı olsun gene. Neden? Olmayanlar da şükürler etsinler. Ben bir şey demiyorum. Teşekkür ederim abi. Asgari ücret 5500 TL oldu. Ne düşünüyor vatandaş, bunu araştırıyoruz? Abi bence ekmeğin fiyatı artacak, yağın fiyatı artacak. Doğru orantılı olarak hepsinin fiyatını artacağını düşünüyorum. Benzinde bir 2,5 lira indirim oldu sanırım. 30'dan 27,5'a düştü. Bunun yine artacağını düşünüyorum ya abi. Her şey fiyatı artacak. 5500 lira. Bir sonraki ay yine dolar arttığında bu 6000 de olabilir, 7000 de olabilir. Hepsini arttırıyorlar doğru orantılı olarak. Tuvalet 5 lira abi ya. Tuvalet 5 liraydı, giremedik abi. Tuvalete yok. Evet. Bir yoktu, cebimde gittim, yürüdük, eve gidiyoruz. Bir şey diyeceğim, halkımızın şunu anlaması lazım. Yani asgari ücret artınca bir şey olmuyor. Alım gücünün artması lazım. Şimdi asgari ücret 5500, 6500 olsun, bir şey değişmez ki. Zaten bir ay sonra her şey yine 175 zam gelecek yani, bu böyle. Bizim marketimiz var abi, her şey sürekli zam geliyor. Değiştir nereye kadar yani? Esnafsınız yani. Esnafız abi. Şimdi yapılan açıklamalar var ikizler tarafından. Bir takım açıklamalar yapıyorlar. Aynen. Diyorlar ki zamlar bizden değil de esnaflar yapıyor veya dış güçler yapıyor gibi bir takım abi, açıklamalar dış yapıyorlar. Dış güçler yapıyor. Ya bu dış güçler nerede? Biz bunu göremedik ya. Hangi dış güç abi? Ben anlamadım ya. Bizim abi, adamı yaşandı, kahveye gidiyor. Çayını içiyor, evine gidiyor. Adam ödül geliyor abi bu yani. Telefon onun senesinde yoktu. Bunu mucize geliyor adama yani. Yaşamayı hayatta kalmak sanıyor. Peki geleceğini nasıl görüyorsun? Siz gençsiniz üçünüzde. Ben gençlere mikrofonu uzatmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama birçoğunun hayali artık evrilmiş. Eskiden farklı şeylerdi. Bugün yurt dışına gitmek istiyorlar. Bize mesela, biz gençken sorduklarında öğretmen olmak, doktor olmak falan gibi hayallerimiz vardı. Şimdi tek hayal yurt dışına gitmek. Sizde de var mı böyle hayaller? Abi biz yazılım mühendisliği okuyup yurt dışına gerçekten gitmek istiyoruz ya. Keşke tutsaydı ama. Keşke tutsa. Bu sene mezuna kalacağız sanırım. Sırf onun için yani. Abi yani ülkemiz güzel. Şimdi Antalya'ya geldik. Her yerde turist var. Tamam, turistler de olacak. Hani illa gezeceğiz ama hani her biz dışında yani Türkler de istiyoruz. Biz de gezelim istiyoruz yani. Aktiviteleri biz de yani kullanalım istiyoruz. Bu kadar yani. Ne biliyor musunuz tatile? Gittin mi hiç mesela? Ailemizin yani, olmasa gidemezdik abi sanırım gittik, ya. Evet. Kendi evimize gitmek de bir ayrı zevkli olur. Denemek lazım yani. Babam turizmci aynı zamanda. Rafting falan yapıyoruz. Tur yapıyoruz. Gelenlerin %20'si %30'u asgari ücretle çalışıyor Almanya'da. Bu biraz üzücü yani. Daha önce sohbet fırsatım olmuştu onlarla. Adam orada hastanede çalışıyormuş. Temizlik görevlisiymiş. Geliyor tatil yapıyor burada. Yani adam da mutlu. Bizdeki asgari ücretlerde memleketine gidemiyor buradan. Memlekete gidemez abi bu saatten sonra. Euro hep 3 euro dondurma diyor. 2 top dondurma 3 euro. Yani. Abi adama mesela 2 top dondurma 3 euro. Adama koymaz 3 euro. Aa bir şey olmaz, geldim yiyeyim falan. Bir şey bırakıyor. Bizde mesela 3 euro 17 54 lira abi, 54 51 lira pardon, 51 lira yiyemezsin yani abi, yanlış anlama. İşler çok sıkıntılı abi. Sen nasıl görüyorsun geleceği? Abi ben şu an sıkıntılı görüyorum. Şöyle, biz gençler olarak bence bunu hala halledebiliriz ya. Ülkemiz çok güzel abi. Ben ülkemi seviyorum. İktidarın değişip bazı şeylerin değişmesi lazım abi artık. Cidden böyle olmuyor yani. Bir yenilik lazım artık. Kaç 20 sene oldu abi. Tamam, bir şey demiyoruz da artık. Ne oldu abi? Ben doğduğumdan beri reis başta yani. Tamam, şimdi siz güzel konuşuyorsun. Birçok ben sizinle haricinde insanlara da mikrofon uzatıyorum burada. Herkes bugün kime mikrofon uzatsanız bir şeylerden şikayetçi. Doğru. Ama geriye bakıyoruz. 20 yaşındayım dedin. 20 yıl geriye bakalım. 20 yıldır AK Parti iktidarı tek başına iktidara geliyor ve bu insanlar seçiyor. Bu kadar sıkıntı varsa neden insanlar oy vermeye abi devam ediyor? Abi şöyle diyeyim sana, muhalefet bence gerektiği kadar güçlü değil. Yani mesela şu aralar Ümit Özdağ, Zafer Partisi bir tık daha revaçta. Adam muhalefete nasıl muhalefet yapılacağını öğretiyor. Adam yani bilmiyorum, CHP falan da bence iyi bir muhalefet olsa yıkardı şimdiye kadar ama yıkamıyor. Onlar da sıkıntılı. Birçok skandal çıkıyor ve hiçbir şey yapamıyorlar. Ben onu anlamadım. Hiçbir skandalı göz önüne getirmiyorlar. En son sanırım İhlas Holding'in CEO'sunun videosu çıkmış. Hani o neden hiç şey gündeme getirilmedi anlamadım. Güzel bir söz geldi abi arkadaşların da. Bu üçlü güçlü. Evet abi, olduk. Aynen. Peki önümüzde bir seçim var 2023'te, belki daha erken de olacak, daha tam belli değil ama bir öngörüm var mı, ne olur?
Abi valla muhalefet içeri alınmak istemiyorum da muhalefetin güçlü bir aday çıkarması lazım. Yani mesela Kılıçdaroğlu çıkarsa büyük ihtimalle yine kazanabilir. Mesela Mansur Yavaş şu an halk seviyor. Çünkü adam benim işim bu, benim yapmam gereken bu. Niye çalayım, niye çırpayım? Kamu görevlisi gibi adam yani. Adam işini yapsın abi, biz fazlasında gözümüz yok yani. Bu, ben o yüzden Mansur Yavaş çıkarsa onu desteklemek istiyorum. Milletvekili seçimlerinde de büyük ihtimalle Zafer Partisi'ne oy atacağım abi. Asgari ücrete zam yapıldı. Bunu soruyoruz. Evet, 5500 TL oldu. Biz sadece buradan değiliz. Biz Almanya'dan geliyoruz. Nasıl abi orada durumlar nasıl? Ya biz zaten sizi de izliyoruz yani. Aynen, ben izliyorum bu sokak şeyi. Hatta buraya gelince abime söylemiştim uçakta. Burada gezerken Arif'i görecek miyiz diye, ama sana karşı size denk geldik. Senin de videolarını izliyorum. Biz çok denk geliyoruz gurbetçiye burada. Siz izliyorsanız zaten görüyorsunuzdur. Almanya'da bayağı perişan mısınız? Bizi yok ya. Kıskanıyor musunuz? Ya ne kıskanması ya. Dalga mı geçiyorsun? Yok öyle bir durum yok. Biliyorum. Ben bazen çok düşünüyorum böyle. Misal sizin videoları izliyorum. Böyle Almanca gurbetçileri falan diyorlar ya, Almanya'da durumlar çok kötü falan filan. Bazen kendi kendime düşünüyorum böyle, bunlar niye böyle konuşuyor yani. En kötü ihtimalde bile Almanya'da Arbeitsamt diye bir devlet şeyi var, kurumu var. Yani işsiz olsan bile sana kiranı ödüyorlar. Sana harçlığını veriyorlar. Yani ya 700 euro veriyor ya adam. Yani hem kiranı ödüyor hem 700 euro veriyor ya. Ya iyi yani, süper lüks hayat yaşayamıyorsun ama geçiniyorsun yine de. Geçiniyorsun yani bir nevi. Ben bazen düşünüyorum, bunlar niye böyle konuşuyor? Hani buraya çıktıklarında niye böyle konuşuyorlar? Benim misal kendi kendime kurduğum bir cevap, Almanya'daki yaşayan Türklerin çoğu biraz da şey kaybındalar. Hani Almanya'da Türk olarak yaşıyorlar. Burada buraya geldiklerinde Almanca olarak geçiriyorlar. Yani kendilerini böyle boşlukta bırakıyorlar. Burada da Almanya'yı kötüleyerek otomatikmen kendi Türklüğünü yükseltiyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşin kısacası ne biliyor musun? Misalen ben buraya şimdi 12 günlüğüne Belek'te otele geldim, değil mi? Krallar gibisin. Anlıyor musun? Krallar gibisin. Ama bakıyorum yani, bizim buradaki insanlar niye öyle gidemiyorlar öyle yerlere? Niye gidemiyorlar? Yani ben her sene, tamam mı, Almanya'da çalışarak her sene yani izine çıkabiliyorum, biliyor musun? Krallar gibi 12 gün kafamı yani yatağa koyup da şey yapabiliyorum, biliyor musun? Buradaki insanlar niye yapamasın onu? Ondan sonra ben sokak röportajlarında izliyorum böyle. Şükür etmeyi bilin, ne bileyim neyi bilin. Ya yanlış bir şey yani. Anlıyor musun? Ya bir de şey var. Hani şu an Türkiye'nin ekonomik durumu kötü. Hepimiz biliyoruz. Yani artık kim ne derse desin ortada. Ama gerçek sorun aslında Türkiye'nin ekonomisi kötü mü iyi değil aslında. Aslında gerçek sorun Türk sivil toplumu nasıl kalkınabilir? Hani ben misal çok tarih de okudum. Bizim Türklerde bir alışkanlık var. Kişisel biat etmek. Hani üstteki birisine seçilmiş olsun veya eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah olursun, hep bir biat kültürü vardır hep böyle. Hep böyle yukarı bakarsın, dersin onlar ne dese öyledir. Ya kardeşim, sen demokratik bir ülkede yaşıyorsun. Sen hükümette olanları sen seçiyorsun. Ne de olsa onlar senin hizmetkarın olması lazım. Sen onların hizmetkar değilsin. Onlar senin hizmetkarın. Onlar senin paranla geçiniyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bütün bu yapılan saraylar falan hepsi sizin paranızla yapıldı. Aynen. Başka birisinin parasına yapılmadı. Abi şey diyorlar mesela, bunlar köprü yaptı, tamam elbette iyi yapmışları da vardır, anlıyor musun? Yani sonuçta ona göre seçiliyorlar adamlar. Ama şey demek yani, bunu yaptılar, şunu yaptılar, mecburlar görevleri. Sen bir restoranta gittin mi, döner yedin mi, senin önüne tabak geldin mi, sen şey yapacak mısın adama? Onun görevi yani, sonuçta sen parasını veriyorsun, şey yapıyorsun. Yani siz parasını siz veriyorsunuz hani, bu infrastruktür falan hepsi size sağlanabilsin diye. Anlatabiliyor muyum? Yani onların görevi yani. Bir son bir şey söyleyebilir miyim? Bir de bir şey daha var. Misal hani diyorlar ya, eski devletler, eski hükümetler daha kötüydü. Olabilir, doğru. Ben Almanya doğumluyum. Doğrudur. Eski hükümetler belki daha kötüdür. Bu hükümet hükümetlere göre belki daha çok hani başarılar elde edebildi falan. Ama yani şimdi gelip de bu hükümeti komple bütün eleştirilerden korumak doğru mu yani? Yani onların da hatalarını göstermek lazım. Onların da doğrularını göstermek lazım. Hani misal bazı insanlar da çok kötülüyor. Doğru yapmışlıklar da var. Yani o da yanlış. Her şeyi karamsanak da yanlış. Ama yanlışları da yani masanın üstüne vurmak lazım. Misal ben kardeşimle bugün konuştum. Justice neydi Türkçeden ya? Adalet. Adalet misal. Türkiye'de yok. Gerçekten yok. Adalet yok. Yok mu diyorsunuz? Yok. Neden? Misal dündü YouTube'da izledim. Arif'i tutuklamışlar. Arif'in kanalı, bilmiyorum neydi. İlave TV ya. Aynen, tutuklamışlar. Neden tutuklamışlar? Otelde restoranda yemek yiyormuş. Tweet'ten dolayı.
Aynen, tweetten dolayı resmen polis aynı gün geliyor onu tutukluyor. Yerini tespit ediyor. Aynen, bir gazeteci ona ona karşı şeyde bulunuyor. Aynen, yani bu adalet mi ya? Peki abi, az önce gurbetçilerden bahsettiniz. Oradan gelen gurbetçileri anlamıyorum dediniz. Biz de anlamıyoruz, orası bambaşka bir şey ama bu gurbetçiler orada nasıl yaşıyor? Kötü mü yaşıyor gerçekten? Yok, hayatları ya. Ya her buraya euro gücüyle geliyorlar, tabii burada şey yapacaklar. Ya, yani o sistemin yanlış şeyinden nasıl söylesem, sistemden yaralanıyorlar yani. Buraya geldi mi kral gibi yaşıyorlar, anlıyor musunuz? Ya elbette orada da hani işine göre, şeyine göre yani. İhtiyaçlarından kısıyorlar mı yani orada? Yok ya. Ya bir de şey var, hani her gurbetçiyi tanımıyorum, bilmiyorum. Belki birkaç tane var orada yaşayanlar, iyi yaşamıyorlar ama çoğu genelleştirme yapmak mecburuna kalırsam yani çoğu gayet iyi yaşıyor. Çünkü Alman devleti sosyal kapitalist bir ülke. Hani full kapitalist değil, sosyal kapitalist diyorlar onlara. Hani şey, işsiz kalırsan sana işsiz para yardımı veriyorlar. Çocuk parası veriyorlar. İlk çocuğuna 300 euro çocuk parası yardım ediyorlar. İkinci ayda yani ha. Ayda. Ay evet. Hep yapıyor, öyle benim çıkıyor. Benim yani yalan, benim kızım Almanya'da. Evet. Bu korona zamanında biz hükümetimizden fayda gördük. Yaşlılarımızı falan kolladılar. Ama orası hiçbir, ne bir para fazlalaştırmış ne bir şey. Nasıl ya? Abla evet, sen orada mı yaşıyorsun? Bir dakika. Yok. Ben yaşıyorum, kızım o. Kızım ben orada yaşıyorum. Sen bana nasıl yalancı söyleyebilirsin? Yalan diyorum. Sen bana nasıl yalancı söyleyebilirsin? Demiyorum. Yalan diyorum. Yalan söyledin ama. Yalan soracağım. Ablaya bir soru soracağım. Bir soru sorabilir miyim? BioNTech tamam mı? Aşıyı kim çıkardı? Bak şimdi yani, oralara girmeyelim. Hani Türk yok, nasıl oralara girmeyelim? Gelmedi zaman yardım görmemişler. Benim kızım abla, bir saniye abla, böyle röportaj olmuş. Olmaz. Böyle röportaj olmaz. Abla böyle röportaj olmaz. Anladın mı? Boş muhabbet ya. Boş muhabbet ya. Ya yok yani, gerçekçi olacaksın. Misalen bak BioNTech işine bakın, boş muhabbet. Ya sorsan iki kitap okumamış kadın gelmiş bana yalancı söylüyor. Boş muhabbet. BioNTech misalen tamam mı? Adamlar yani ikisi de Türk asıllılar. Almanya gibi yerde öyle iş kurabiliyorlar. Buradan niye öyle bir şey çıkmıyor? Yani. Oldu. Sadesin. Gerçekten bak. Olsun. Ne düşünüyor vatandaş, onu araştırıyoruz. Halk ne düşünüyor bu konuda, onu araştırıyoruz. Ya bir şey alamadıktan sonra 5500 değil 10.000 lira son olacak. Hiçbir anlamı yok. Yine yetmez mi abi? Yetmez abi. Abi yılbaşında yapılmıştı. Aradan bir 6 ay geçti. Hemen yetersiz oldu. Bir daha zam yapıldı. Yine yetersiz olacağını söylüyorsunuz. Neden bu durumda? Neden enflasyon bu kadar yüksek ülkemizde? Abi onu bana değil. Yukarı sor abi. Sorabilsem ya da cevap verseler. Şimdi biz sorsak suçlu durumuna düşüyoruz. Bu kavga geçiriyoruz. Orada mı soramıyor abi vatandaş? Soramaz. Vatandaşın boynuna çöktüler abi. Vatandaşın boynuna çöktüler. Sen bir şey söylersen kafanı kaldıramazsın. Kaldırmana izin vermezler. Peki şimdi konuşuyoruz abi. Mikrofon sizde. Konuşurken böyle bir tereddüt yaşıyor musunuz yani? Yaşamam. Ya bugün ya yarın. Hiç fark etmez. Ama bildiğim bir tek bir şey var. Abi yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Bunun sebeplerini konuşalım abi. Neden? Ne oldu da böyle oldu? Söyleyeyim abi. Şurada Acaroğlu'ndan yıllardır ayakkabı alıyorum. Evet. Tamam mı? İki çift ayakkabıyı 50 liraya alırken şu anda 90 lira 130 lira. Tek ayakkabı. Çıkalım abi şuraya. Çıkalım şuraya. 170 lira. Zam mı, esnaf mı yapıyor yoksa başka bir kaynağı var mı? Dış güç diyorlar yukarıdakilerde. Dış güç demiyor abi. Dış güç tamamen kendisi abi. Tamamen kendisi. Bir öngörünüz var mı abi? Şimdi önümüzde bir seçim var. Ne olur? Bir değişime gidilir mi? Değişime gidilir. Gerçekten güzel bir değişime gidilir. Ama hani yanlış anlama beni. Ben taraftar değilim. Kendim CHP'liyim. Taraftar olmam. Kılıçdaroğlu çekilsin. Mesela ya İmamoğlu ya Mansur desin, kazanır. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan, karşıma çık diyor. Ver diyor şeyini diyor, adaylığını koy diyor. Bu nedir biliyor musun? Adayını açıkla diyemiyor. Kendini açıkla diyor, kendini. Kendini. Kendini söylese zaten kazanacağını biliyor ki bu adam. Gazlıyor. Ne ötekini çıkaracak, ne berkini çıkaracak. Benim diyecek Cumhurbaşkanı adayı. Peki abi, kazanacağını biliyor dediniz. Kılıçdaroğlu karşısına çıkarsa dediniz ama şöyle bir 20 yıl geriye bakıyoruz. 20 yıldır da hakikaten de bu insanlar hem şikayet ediyor ama aynı zamanda da bir taraftan da AK Parti'ye oy vermeye abi, devam ediyor. Yanlış anlama, bizkiler koyun. Baş koyun nereye giderse arkadaki koyunlar aynı yere gider. Sen ne verirsen onu yer. Sen ne içirirsen onu içer. Anladın mı? Kimse kimseye bir şey söylemez. Cemaat, cami imamı. Özür diliyorum. İşerse cemaat içer abi. Vallahi ne düşecek ha? İşte 10 bin lira sonra zamlar geldikten sonra bir yetmez mi abi?
Neden? Ben bekar oldum hadi bana yetmiyor. Oğlum askeri çok evet. 5500 yapmış lan. Evet. Helal olsun valla. Kiraydı, elektrikli suydu yetmiyor bana. Ne olacak abi, nereye kadar böyle idam edebileceksin? Bilmiyorum artık, millet düşünecek abi. Zam yılbaşında yapılmıştı abi, evet. Daha. Şimdi bir daha yapıldı. Evet. Yine yetersiz olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Neden enflasyon bu kadar yüksek? Abi üretim olmayınca niye olmaz ki? Üretiyoruz diyorlar. Ne üretiyorlar abi? Gözhane. Benim geçimde 50 tane şey, kağıt fabrikası vardı, şeker fabrikası vardı, çimento fabrikası vardı. Şimdi ne? Olanlar satıldı, yıkıldı. Yok ki şimdi bir şey. Ben 60 yaşında çalışıyorum şu anda. Tabii canım. İşten misiniz abi? Ha, işte emekli, askerli borçlanırsam emekli. O da 60-30 milyar onun. Peki abi şunu soracağım. Tatile falan gidiyor musunuz? Yok ya? Neden? Antalya'da yaşıyorum. Denize girmedim daha. Bak Antalya'dayım, daha denize girmedim. Pazar günü mesai yapıyorum. Yani bir şekilde ayakta durmamız lazım. Yani gidip bu yaştan sonra gidip birisine düşünmüyorum. Kredi mi çekeyim şimdi? Vatandaş bu durumda mı abi? Yani bu vatandaşın. Bilmiyorum ben, herhalde iyi vatandaş. Şimdi haline memnun olanlar da var. Onu da görüyoruz biz de. Gidelim. Halen iyi diyenler var. Önümüzde bir seçim var abi. Ne olur yani 2023'te. Ben CHP'ydim, istifa ettim. Türkiye Komünist Partisi'ne üye oldum. Niye abi? Yok onda da yok, o da aynı. O da kapitalist. O da aynı burjuvanın aynı oyuncağı. Sanki başka iyi bir şey mi olacak yani geldiler gibi. Şimdi abi birçok şeyden şikayetçi oldunuz ya. Hani hayat pahalılığından falan şikayet ediyorsunuz. Bu sadece siz değil bu arada. Ben kime mikrofonu uzatsam bir şeylerden şikayetçi bugün. Ama şöyle bir 20 yıl geriye bakıyoruz. 20 yıldır AK Parti iktidarı tek başına iktidara geliyor ve bu insanlar seçiyor. Biz seçiyoruz yani. Bu kadar kötüyse neden insanlar oy vermeye devam ediyor? İşte bilemiyorum işte onu. İnsanlara sormak lazım. Ben vermediğime göre. Soruyorum ben, hani farklı farklı şeylerle altını dolduruyorlar. İşte namaz kılıyor. Her türlü. Cemaat var, bilmem nesi var, o var. Düne kadar aynı cemaatlerdi. Şimdi ne oldu? Düşman oldular. Demek hepsini birbirinden çıkarmıyor, menfaati var mı? Yalan, ülkeyi sevme, ülke hepsi yalan. Asgari ücret zamlandı, 5500 TL oldu. Vatandaş ne düşünüyor, bunu araştırıyoruz. Ne düşünüyor bilmiyorum ki, ben de senin gibi. Ne düşünebilirsiniz, ben sana söylüyorum. Bence yetmez abi, aç bile değilsiniz yani. Açlık sınırı bugün 6000 liranın üzerinde. Yani, tabii ki kuşkusuz yetmiyordu ama yapacak bir şey yok yani. 7 lira olsa daha iyiydi vatandaş için yani. Ama enflasyon artıyor bir taraftan da, yükseldikçe. Enflasyon gittikçe yükseliyor. Hiç aşağıya çektiği yok yani, her gün gittikçe yukarıya tırmanıyor yani, aşağıya çekilmesi gerektiği yerde yukarıya çekiliyor. Bu da ne oluyor? Orta sınıf vatandaş, emekçi kısmı darılıyor yani. Yani diyelim ki 80 milyon nüfusumuz var, inan ki 70 milyonu 10 milyona çalışıyor yani. Böyle bir durumda yani. Ha, bu ne olacak bizim halimiz diyeceğiz, bu hükümetten kurtulmamız gerekir yani. Bu nereden mi kaynaklanıyor sizce abi? Bence iktidar iyi yönetemiyor ülkeyi. Başta bunu söyleyeyim, ülkeyi iyi yönetemiyor. Yönetebilmiş olsa zaten bu şeyleri yaşayamazdık. Görüyorsun. Bir tane simit 4 lira. Yanında bir tane meyve suyu içti mi 10 lirası gitti bir vatandaş. Bir simit, bir şey 10 lira. Eskiden o simit kaç paraydı? 80 kuruş, 75 kuruş. Mazotumuz kaç paraydı? 3.75'ti. Şu anda 30'a dayandı. Bu nasıl olacak bu? Bir şey olması gereken, bir denge oluşması gerekir. Yani alt tabakayla üst tabakanın arasında göz dengeyi sağlamadığımızda yani sosyal adalet yok. Daha doğrusu bizim cumhuriyetimizde Türk vatandaşların sosyali yok. Hani bizim Hollandalı'dan, Belçikalı'dan ya da herhangi bir yabancı bir ülke neyimiz eksik? Fazlalığımız da var. Fazlalığımız var. Her şey bizde var ama yok. Her şey var ama hiçbir şey yok. Lafa geldi mi her şey var ama icraata geldiği zaman sıfır, elde sıfır. Yani bugün kimin mikrofonu uzatsam bir şeylerden şikayetçi ama kime oy vereceksiniz diye sorduğunuzda başka adam yok, yine vereceğim diyorlar. Yani, buna yorumunuz nedir sizin? Bak gençler daha gelecek. Bundan sonraki bu gençler gelecek. Aslında mikrofonu bence sen onlara uzat. Onlar da biraz konuşsunlar. Anladın? Biz yaşadık. O korkuyor abi, gençler de konuşmaya. Bunun korkunun acele faydası yok. Korkmadıkça hani bir söz var. Korktukça sıra sana da gelecek. Korkmayacaksın. Yani açık. Yasada hiçbir şey de söylemiyorsun. Yaşayanı, gördüğünü söyleyeceksin yani. Bunda bir şey yok. Bizde ne adalet kavramı var, ne eşitlik kavramı var. İnsan değerleri kalmadı. Saygı sevgi olayı bitti bizde. Saygı sevgi diye bitti yani. Her şeyimiz ne üzerine? Para üzerine inşa ediyor. Paran varsa sen varsın. Paran yoksa bir hissin. İsterse kral ol. Anladın? Öyle bir şeye getirdik. Ha bu da toplumla bir alakası yok. Ha toplumun bir tek hatası var. Toplum iyi oyunu iyi seçemiyor. Elini vicdanına koyup bu ülkeyi iyi yönetecek insanlara verilmesi gerekir. A, B, C, D, ben herhangi bir partiye kastetmiyorum. Kim olursa olsun. Gelecek olan ülkeye, ülkenin genel anlamını taşıyacak bir şey olması gerek ama onu göremiyoruz. Bu son 20 senede 50 sene düşman bizimle mücadele etse bu kadar bizi bu duruma düşürmez diyor. O kadar ciddi. Sana söyleyeyim yani. Anladın mı? Bir daire 300 milyarınken şu anda 1 milyar 100 lira kırsal alanda. Bu taraflarda 3 milyar. Vallahi bir şey düşündüğümüz yok. Ne verirlerse onu alıyoruz işte. Başka bizim tercih hakkımız yok. Biz tespit ediyoruz. Yeterli mi abi? Bence yeterli değil. Yeterli değil ama idare ediyoruz işte. Böyle abi. Yani yılbaşında da zam yapılmıştı daha yeni. Yani yine %30'luk bir zam yapıldı. Enflasyon çok yükseldi, onun için yaptılar. Neden enflasyon bu kadar yüksek bizde?
Herhalde ekonomiyi idare edenler bunu bir beceremiyorlar galiba. Kuş kuş falan diyorlar ama. Zannetmiyorum ya. O işte pandemi dolayı var, olayı var. Petrol olayları var. Savaş var komşularımızla. Bunların hepsi etken tabii. Peki en büyük etken sizce nedir efendim? Bütün dünyada bu bahsettikleriniz var. Yani ben bakıyorum bir dünyadaki diğer ülkelere. %7, %8 bandında bir enflasyon var onlarda ama bizde %70, %80'lere varıyor. Bizdekiler biraz abartılıyor. Fırsatçılık var. İnsanlarda. Evet, insanlarda fırsatçılık var. Bu enflasyonda iktidarın hiç mi parmağı yoktur abi? Mutlaka ki iktidar yönetiyor memleketi. Mutlaka ki tedbirlerin daha sıkı tedbirler alması lazım. Halkın durumu belli işte. Yeterli mi? Yetersiz. Neden? 10.000 TL olması lazım. Bir sigara olmuş 30 TL. Daha insanın özgür hakları yok yani bu ülkede. Peki neden bu kadar enflasyon var ülkemizde? Hırsız çok olduğu için olabilir mi? Aynen. Peki geleceği nasıl görüyorsun şöyle bir geleceğe baktığı zaman? Vallahi gelecek pek belli bir şey değil. Gelecek göremiyoruz yani. Asgari ücret zamlandı. 5.500 TL oldu. Vatandaş ne düşünüyor? Bunu araştırıyoruz. Vallahi vatandaş aç kalıyor. Aç kalıyor. Neden efendim? Her şeye zam geliyor. Her şeye zam. Paraya zam geliyor ama yiyeceğe içeceğe daha çok geliyor. Millet ne yesin ne içsin. Neden enflasyon? Ha, ben şurada dondurmayı yiyemedim vallahi. Peki neden bu kadar enflasyon yüksek efendim bizde? Bilmiyorum ki yani yüksek de bilmiyorum. Burada yaşamadığım için. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Avrupa'da yaşıyorsunuz. İsrail'deyim. Yani çoluğum çocuğum benim burada yani. Tabii ki yani çok çok pahalandı. Çok. Eskiden yurt dışındakilerini ayıplıyorlardı. Diyorlar domates, biber Almanyalılar bir tane alıyorlar, iki tane alıyor. Şimdi bizim ülkemiz öyle oldu ya. Bir tane alması farklı. Çürümesin, taze yiyelim diye alıyorlar. Ama bizimkileri açlıktan alamıyorlar. Vallahi pazara gidiyorlar, çantaları boş geliyor. Çok iyi olmuş. Yeterli mi? Kafi mi abi? Yeterli mi? Mümkün değil tabii ki hocam. Neden yetmiyor abi? Sürekli zam geliyor. Yılbaşında da gelmişti. Sürekli zam geliyor. Ona karşılık ücretlere daha az zam geliyor. Onun için yetmesi mümkün değil yani. Peki vatandaş nasıl idare edebilecek? Hayatını nasıl idame edecek abi? Borç içinde abicim. Kredi kartları. Borç durumu. Peki ne olacak? Nereye bankaları kadar? Bankaları dolandırıyoruz. Birinden alıp öbürüne veriyoruz. Siz de mi böyle yapıyorsunuz? Ben de öyle yapıyorum. Ne olacak abi? Nereye kadar gidecek bu böyle aktar? Bakalım şeye kadar gider herhalde. Yeni bir şey düzene kadar. Bir seçime kadar diyorsunuz galiba. Ne olur abi? Bir seçim var önümüzde. Bir öngörünüz var mı? Bir seçimden sonra. Yok ya. Belli olmuyor o millete. İnsanlara belli olmuyor. Bir şey diyemeyeceğim ben o konuda.